aç yatıyorum. Karnım tok gibi gözüküyor ama aç yatıyorum. Karnım hiç tok değil yani. Çocuklarım yesin diye ben lokmamdan kesiyorum. Yani şu andaki geçim çok zorlaştı. Yani ipi koparmışlar yani, tutamadılar. Fiyatlar çok düşüktür. Kendilerine zam olayan, dün akşam da zam oldu. 173 lira yaptılar ki bir kilo çaya. Bizimki 10 bir küsüre geliyor. Şu anda hiç memnun değiliz. İşçiye mi vereceksin, gübreye mi vereceksin? Bak markette girdiğin zaman bugünkü yomiye ile market 100 lirayla bir milyarlık bir küçük poşet oluyor. İşçi yok. Mağdur durumdayız. İşçi fiyatı şu andaki tonu 4,5 milyar topluyorlar. Şu anda kendimiz topluyoruz. Eşim hasta, belinde sakat. 3 tane çocuk nasıl geçim yapayım? Herhangi bir gelir yok. 3 tonun bir çayı mı oluyor? Şu andaki zam yaptığı hiç memnun değildik. Millet seçim öncesinde havalimanında millet o zamı gördükten sonra halkı geri çekildi. Bir de yani Türkiye Cumhurbaşkanı bu zama karşı çıkması lazımdı. Haksızlıklar çok oluyor. AK Partiliyim ama şu anda çok üzdü bizi. Bu geçim kaynakları çok üzdü. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Halk şu anda perişan. Şu andaki normal fiyatı, standart fiyatı 17 lira olması lazım. Sen %100 zam yapıyorsun, kuyruk çayaya zam yapıyorsun. Bize halkınca eziyet, vatandaş eziyet. Yağmur çamurdan içti mi? Dinlemeden bugünkü yağmurda hep çay topladık. Topladığım çay ne? 210 kilo, 260 kilo bir şey topladım. Eşimin üzerine 265 kilo çay topladım bugün. Eşimin üstünde çay, 265 kilo. Atırma yapamıyorsun. Hiçbir şey alamıyorsun. Herhangi bir atırma yapsın da ben 3 tonla çay ne olur senede? 9 ton. 9 ton çocuk ihtiyacı var. Günde hesapla kiradan düşün beni. Şu anda bir kira kaç lira? Şu anda Rize Erdeşen bir kira şu anda 5 milyar. Seneyi düşün 60 milyar. Ben burada ne kazanacağım? Söyle bana, bana der ki şu kazanacaksın diye söyle. Kazanacağım burada bana vereceği 80-90 milyar. Yemeyecek miyim? İçmeyecek miyim? Çocuklarım ihtiyacı yok mu? Sosyal haklarım yani sıfır oldu. Şu anda çok sıfırdayız. Ekonomi diyorlar, ekonomi çok iyi diyorlar ama ekonomi basırmışlar, herhangi bir şey yok şu anda. Yerler bir etti yani, deprem gibi. Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğimiz bir kelime var burada. Kesinlikle şu andaki zam yaptıkları halkına gelsin, halkına kendisi görsün buradaki ne eziyetler olduğunu. Yani biz şu anda aç kaldık. Çaya ek zam yapmaları lazım şu anda. Neredeyse ise mecliste gelirim. Herhangi bir şeyim yok. Kimse de korktuğum da yok. Aha dümdüz beni. Ben 74 yaşındayım. Doğup büyüdene kadar çay toplayanı biliyorum. Hayatım çaydadır. Bu millet çok aç kalacak, haberiniz olsun yavrum. Elle toplanan bir çayımız var idi, oraklen. Ama o zaman 1 kilo çaydan 3 kilo şeker oluyordu. Şu anda yok. 1 kilo şeker 50 lira. Neyle geçineceğiz? Hadi bir ben geçinebilirim ama 4-3 nüfusu olan insan neyle geçinecek? Ben 2 kişiyim, geçinebilirim. Maaşı olmayan, çalışamayan. Şimdi bu Asya'ya çay toplayacak da para yayılır mı? Otur Asya'ya otur. Ne ol Asya'ya? Şöyle bizim çay 3 kere toplandığı için çok çayı olan koruyabilir. Doğrusunu diyeceksin yavrum. Bunun o dünyası da var. Ama 3 ton 4 ton çayla beni geçindiremez. Yok, devlet beni düşünecek. Öyle orada büyük yerde oturup da öyle güzel konuşmak o değil. Ama fakiri düşünecek. Şimdi her şey fakiri düşünmüyor. Ama
Çay üreticisinin hali perişan ve bu perişanlığı yasal yollarla koruyacak bir yaş çay kanununa sahip değil. Biz üreticiyi koruyacak olan çay kanunu teklifini verdiğimizde bu AKP ve MHP oylarıyla sürekli reddediliyor. Şimdi bakın, en son %15 kuru çaya zam yapılmak suretiyle kuru çaya seçim sonrasında yapılan zam oranı %88,5, yani %90'a yakın bir zam yapılmıştır. Akaryakıta yeni gelen 2 lirayı da koyduğumuzda 41 lira ile mazotta %120'ye yakın bir zam yapılmıştır. Benzer ulaşımda, giyimde, gıdada, yani enflasyona ile zaten zor boğuşan vatandaş bir de bu zamlar karşısında beli büküldü. Ama buna karşılık 11.30 TL diye verdikleri kilogram yaş çay fiyatı özel sektörde bugün itibariyle 8-9 TL kilograma mahkum edildi. Aynı zamanda işçi olarak 5 TL kilogramına para ödendiği çay tarımında, yani üreticinin eline 3 lira 4 lira para geçiyor. Bunu da zaten akaryakıtla, gıdayla, yemekle vesaireyle tüketiyor. Özet, çay üreticisi perişan durumda. Özet, derhal çay üreticisine 11.3 TL değil, çayın bedelini 20 TL'ye çıkarmalılar. Biz seçim gününde 15'inde çay 15 TL kilogramı olacak demiştik. Biz iktidar olsaydık şimdi 20 TL'yi konuşuyor olacaktık. Ve biz çay üreticileriyle artık şunu tartışmaya başladık. İktidar ayağını denk alsın, yoksa çay üreticileri örgütlü bir biçimde sokağa çıkıp protesto hakkını ve zam hakkını isteyecek. Bakın, bizim Cumhurbaşkanlığı makamına sorduğumuz bir soru var. Çayın, Çaykur'un herhangi bir biçimde satışının, ipoteğinin, teminatının verilip verilmediğini resmi olarak sorduk. Ve bize çayın, Çaykur'un satılmadığı ama ipotekle ilgili ne yapıldığına dair varlık fonu içinde bulunması nedeniyle herhangi bir bilgi gelmemiştir. Çay üreticisi kendi kurumunun, kendi cebinden oluşturduğu bu kurumun ne olacağını merak etmektedir. Artık kamudan, özel sektörden, bu iktidardan umudunu kesen çay üreticisi için yeni bir model öneriyorum. Şimdi bunu ilk defa söylemiş olacağım. Her köyün, her mahallenin Çaykur'a ihtiyacı olmadan, özel sektördeki fabrikalara ihtiyacı olmadan kendi ürettikleri çayı kendilerinin yapabileceği bir model üzerinde çalışmaya başladık. Bu hem Çaykur'un bize uyguladığı kote kontanjan sorununun ortadan kalkmasına, hem de çayı isteyebildiğimiz şekilde satmamıza neden olabilecek bir projedir. İyi bir Ar-Ge çalışmasıyla Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de uygulanan bu modeller için biz de kendi bölgemizde bir arayış içindeyiz, yapacağız. AKP il başkanının çaya ek zam verilmesine gerek yoktur şeklindeki basın açıklamasını müthiş, son derecede talihsiz, hiçbir şeyden haberi olmaması olarak değerlendiriyorum. 1 Ekim'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yeni çay kanunu teklifini bir daha vereceğim. Bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Çay alım yerlerini erken kapatmak suretiyle saat 2'den 3'ten sonra, bugün aldığımız bu bilgi, çay almamayı veya başka yerlerde çay alımını yaptıkları için eksperlerini başka yere gönderdikleri nedeniyle, çayların geç teslim edilmesi nedeniyle de özel sektöre çayımı satmak zorunda kaldım diyen müstahsillerimiz de var. Bütün bunların önlemini alıp bu alanlarda da tedbir almak elbette ki iktidarın işidir. Ama uzun zamandır Rizelilerin ve çay üreticisinin desteklediği, izin verdiği, sürekli olarak 3 milletvekiliyle taçlandırdığı ama hiçbir karşılık alamadığı durum artık sonlandı. Artık ben çayın vekiliyim, artık çayın sorunlarını ben konuşacağım. Bu iktidar ne yaparsa yapsın beni susturamayacak. Çay
çayda çay fiyatında bir iyileştirme talebi de var aslında üreticinin. Ama bu talep Sağır Sultan'ın duymadığı, hiç umuruna olmadığı bir fiyat. Sanayicinin kuru çay talebi, fiyat talebi karşılanmış durumda. Çaya işte sezon başından bu yana 3-4 defa zam yapıldığı halde yine de sanayici, çay sanayicisi vadeleri artırdı. Ucuza çay alıyor. Çaykur'un alım politikaları özellikle bazı bölgelerde farklı gelişiyor. İşte ambarda çay alma işi bazı bölgelerimizde yok. Özellikle Hayrat bölgesinde, pilot bölge seçilen Hayrat bölgesinde kamyon üzeri çay alımı olduğundan dolayı üretici topladığı çayının çoğunu Çaykur'a veremiyor. Çünkü topladığı çayla çay teslim zamanları uyuşmuyor. Bundan dolayı Çaykur'a da çok fazla çayını teslim edebilmiş durumda değil üretici. Çay şu anda üreticiye hiçbir şey kazandırmıyor. Üçte ikisini maliyete veriyor, üçte birisi cebine kalıyor veya kalmıyor. Bir de buna özel firmaların vade koyması, 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık ödemeler, ödeme vadeleri koymasıyla çay bu enflasyon koşullarında iyice sıfıra düşer duruma geldi. Yani üretici bu çay ürününden, tarımından, bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi bir şey kazanamaz duruma geldi. Şu anda geçimlik ürün olmaktan çıktı çay. Bir çeşit ek gelir. Yani insanlar ne düşünüyorlar? Artık bu kışın doğalgaz paramı karşılar mı? Yakıt paramı karşılar mı? Çocuğumun 3-5 kuruş okul masrafını karşılar mı diye düşünüyorlar. Yarın öbür gün bir yıl sonra, 2 yıl sonra belki de bütün bu araziler, çay arazileri kaderine terk edilmiş olacaklar. Bu şekliyle devam etmiş olursa. Bir de önümüzde bir çay yasası var. Üreticinin aleyhine olan, üreticinin istediği bir çay yasası değil bu. Bu çay yasası bu şekliyle de geçmiş olursa tamamıyla çayın buradaki ölümü, intiharı olur.